diz çökmüşler. Yavuz Sultan Selim Han'ın ifadesiyle adeta padişah olmak bir kuru kavga demiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ demiş, demişler. Bir Allah dostunun önünde iki büklüm olmayı cihana padişahlık yapmaktan üstün tutmuşlar. Bir gönle girmek gibi bir dertleri olmuş. Yunus der ki ey hoca, istersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönle girmektir. Bizim de bir gönle girmek gibi bir derdimiz var. Bugün biraz da bunun için bir aradayız. Bu organizasyon bunun için yapıldı. Cenab-ı Hak o gönle girme muradının gerçekleşerek inşallah bu salondan çıkmayı nasip etsiniz. Ama dünyanın dört bir tarafında yaptığımız bir dua var. Avustralya'da da yaptık, Norveç'te de yaptık. Türkiye'mizin dört bir yanında da bir de sizinle yapalım duamızı. Sizden bir amin diye şartına gerçek olur. Duamız şöyle. Ya Rabbi, bu programın sunucusunu gönlüne girmek istediği zatın gönlüne koy. Amin diyenleri benden önce o gönlüne koy ya. Amin. İnşallah. Daha ondan sonrası büyük bir insan. Bir gönlüne girdik mi der diyor. Giremedik mi ne yapsan eyvah eyvah. Şimdi ben sürekli böyle anlatıyorum ya. Ecdat şöyleydi, Osmanlı böyleydi. Dedi ki birisi ya abi niye bu kadar çok anlatıyorsun bu adamı? Bu kadar önemli mi? O zaman ona bir şey anlattım. Bir adam varmış. Omzunda bir çuval. Çuvala şapka doldurmuş. Köy köy dolaşıp şapka satıyormuş. Adamın mesleği bu. Bir gün Temmuz sıcağı güneş tepede omzunda çantalar giderken havada sıcak terlemiş şöyle. Bakmış ki Söğüt bölgesi şu tarzı kutlar. Şapkalarını sağlam almış, çuvalı koltuğun altına sıkıştırmış. Uyurmuş. Biraz sonra uyanmış böyle gözlerini açmış ki eyvallah çuval boş. Sağ koşmuş, sola koşmuş, sermaye gitti, mahvoldu. Yani kan, ter içinde ağacın altına gelmiş ama yok. Şöyle alnını silerken bakmış ki ağaçta maymunlar var. Hepsinin elinde bir tane şapka sallıyor. Sevmiş onlar. Demiş ki buldum şapkayı. Hadi demiş şöyle şapkayı. Öyle sallıyordu. Diyor. Yani sizin maymunlar etmeyin. Ben sizin de şapkamı kardeşim niye? Evet, seni vermiş. En son babasının şapkayı kaldırmış yere atmış. O yere atınca hepsi birden kafalarından şapkayı yere atmıştır. Adam doldurmuş şapkaları şu an gitmiş. Aradan 40 sene geçmiş. Adamın tutmuş şapkacı. Çuvala şapkalar doldurmuş. Bir köyden öbürüne gidiyor satmaya. Temmuz sıcağı, öğlen vakti. Terlemiş, bunalmış. Bakmış bir sürü bölgesi. Şurada azıcık bir silahı dinlemiş. Oturmuş şapkaları sağlam uyumuş. Uyanınca baksa ki şapkalar yok. Ama dedesi gibi sağa sola koşmamış. Yani suyu biliyor. Direkt kafayı yukarı kaldırmış, kullanmış, gelmesiz. Yalvarı tekmiyor, kafadaki şapkayı çıkartmış, yere atmış. Maymunlar sallamaya devam ediyoruz. Takmıyor. Birisi demiş ki, ulan bizim de dedemiz var, o da bize bir şeyler yapıyor. İnsan. Evet ki, bunu anlattıktan sonra o arkadaşa dedi ki, ulan dedenin kim olduğunu bilmezsen sermayeyi kaybedersin. Dedesini bilemez, sermayesine sahip olur. Kaybetmezler. Şimdi bu güzel organizasyonun ev sahipleri adına teşekkür etmeyi de unuttum tabii ki. Bu organizasyonun her mağdur. İsmail Kızılkaya'nın yakın olan var mı? Yanında da 4 yaşında bir çocuk var. Kız mı erkek? Olur mu? Bulur mu?
Kamerayı bekliyordum ben. Bizde erkek yok, iki kız var. Var mı? Erkeğin tam olduğu başka erkek gelmezmiş. Zaten bu zaman bildiğim gibi hazır yetişmiş, 4 yaşına gelmiş, inga yok, ben yok. Şimdi bu güzel organizasyonlar malumunuz kardeşlerimin emeğiyle gerçekleşiyor. Belki bugün siz burada bu programı seyredebilin, biz burada işimizi yapabilelim diye 2 aydır gecesini gündüzüne kapanlarmış. Onların birçoğu görevleri de doğru bir program bile seyredemezler. Onlara hem o görme geçsinler, hem de Allah razı olsun deyip alkışlarla da teşekkür ederim. Ayrıca sponsorlarımızın desteği olmadan yine gerçekleşemiyor. Bütün sponsor firmalarımıza karınca kararınca destek olan kurum ve kuruluşlara yine sizlerle alkışlarla teşekkür ederim. Sonra teşekkürün en önemlisi, hani sponsor bulunur, organizasyon yapılır, sahneye çıkacak adam da bulunur ama gelip karşınızda birbirleriyle konuşsa bile seyredecek seyirci olmayı da bu işle bir işe yaramaz. Teşekkür ederim size. Bir dakika. Abi alkışlamayın ama çekinçer misin? Bir alkışlamayın. Kendinize alkışlayın. Şimdi malum ülkede demokrasi var. Her şey böyle bakılıyor. Adam girmiş meclise 10 kişi var. Namaz vakti çıkmak üzere namaz kılanlar, kılmayanlar kılınmıştır. Şimdi huzurlarınıza işte o emeği geçen herkes adına size hoş geldiniz demek üzere derneğimizin temsilcisi Sayın Yasin Bakır Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun. Fattır.